Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben video çekiminden önce e, kıymetli hediyelerden dolayı sevgili Hüma Hastanesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe parfümü çok şık ve hoş duruyor. E, kokusunu da şey yaptım. Eşim diyor ki bunu dışarıda sıkma diyor. Tavsiye ederim yani. Ve bakalım ne hediye gelmiş. Ee, merak ediyorum Hüma Hastanesi'nde. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Oho. Kumamızın, kumanın Fenerbahçe forması. Şanlı Türk bayrağı logosu biraz Boş olmamış ama evet Fenerbahçe logosu bu sezon güzel olmuş arkadaşlar. Kaç tane yıldız olduğunu da matematiği iyi olan arkadaşlar sayabilirler. Bitti mi? Bitmedi. Seni şuraya asalım. Ben orada kal. Yok artık. Yok artık. Evet. Bu da ikinci formamız. Ne yazıyor? Safi Port. Evet. Bu formamızda biraz daha Şanlı Türk bayrağımız daha güzel. Ee, Aslan'a bir de üstüme giyeyim. Sen de burada kal. Bitti mi? Bitmedi. Yok artık. Ve benim en merak ettiğim formamıza geldik. Benim en merak ettiğim bu arkadaşlar açıkçası. Yine Safi Port ee, formanın kol kısmında nefes alsın diye güzel detaylar var. Ve bu da haliyle 5 yıldızlı. Hemen giyip geliyorum arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Evet sevgili arkadaşlar çok bekletmedim umarım. Yani gerçekten çok hoş durdu. 5 ee, yıldızlı formayla video çekmekte nasip oldu. inşallah şampiyonluk da bu sezon nasip olur. Şimdi haberlere geçelim. Benim bu videoyu çektiğim anlarda herhangi bir kap yoktu açıkçası. Ben 2 belki 3 kap bekliyordum. Yani Dijiku kapını, ee, Umut Nair kapını bir de Simanski kapını bekliyordum ama bakalım ne olacak. Belki de videoyu çekerken gelecek. Şimdi Fenerbahçe'ye Hugo Loris'ten olumsuz yanıt haberi var. Takıma gelecek sezon Fenerbahçe kale, e, kalesini yabancı bir kaleciye emanet etmek isteyen Fenerbahçe demiş. Hugo Lloris'ten olumsuz yanıt geldi. Birincisi biz yabancı kaleciye niye emanet etmek istiyoruz? Bu kesin mi? İkincisi nasıl Hugo Lloris'ten olumsuz yanıt geldi? Dört isimden biriymiş. Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, David De Gea, Kevin Trapp'ın yanı sıra Tottenham'ın Fransız yıldızı Hugo, Hugo Lloris'te Teklifte bulunmuş Fenerbahçe kabul etmemiş 36 yaşındaki futbolcu. Bu sezon toplumda 31 maça çıktı. 45 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı diyor. Yani bu haber doğru değil arkadaşlar zaten. Yine bir haber. Fenerbahçe'den kaleci transfer için Nakamura hamlesi. Transfer çalışmasına sürdüren Fenerbahçe Portimunansi'de forma giyen Kosuke Nakamura'yı gündemine aldı diyor. Eee... Ya biz bunu daha önce gündeme aldık. Doğru. Şimdi yalanlayamam. Ancak biz bunu Livakovic'i ikna etmek için gündeme almıştık. O da olmadı, o da olmadıydı. Radyo Goldenberg sayarın haberine göre Fenerbahçe Nakamura için Portimunas'ı resmi teklif edecekmiş. 5 milyon euro ve sonraki satıştan pay. Portimunas'a 6 milyon euro sonraki satıştan pay istiyormuş. 28 yaşındaki kaleci 32 maça çıkmış. 49 gol yemiş. 7 maçta kalesini gole kapatmış. Yani bizim bence kaleci arayışımız yok. Şunu da söyleyeyim. Bak şunu da ısrarla söyleyeyim. Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat sana aslında bir sana var ya ne şartı sunar biliyor musun? Sana e, iki Türk şartı sunar. Bunlardan biri kaleye geçtiği anda sen sahada iki tane Türkiye yer verirsin. <laughs> Bu da sana artı sağlar. Avantaj sağlar. Şimdi bakın. Bir, bir, rakibinin kalesinde Mert Günok falan filan var. Yani Türk oynatıyor. Diğer kale rakibinde Mustera var ama Mustera e, artık refleksleri de zayıflamaya başladı. Bilmiyorum ne kadar olacak ama onlara sorsanız onlar da dener. Yani Türk hakkını kaleciden yana kullanmak daha mantıklı. Elinde Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi'yi yedekleyecek mesela Mert Müldür'ü çok konuşuyoruz. Onu becerebilirsen iki tane Türk'ün hazır. Üçüncü Türk'ü de artık nereye ekersin, nereye biçersin bu da seni alakadar eder. Böyle bir durum var. Miha Zaytsın karar haftası. İsmail Kartal takımın başına geldi ve Fenerbahçe'de kalma ihtimali arttı Zaytsın ve Zayts bu hafta yeni sözleşmeye cevap verecek diye bekliyoruz. Şimdi bakın yeni sözleşmeye cevap verecek diye bekliyoruz Zayts için yani bir zahmet o da artık cevabı versin. İsmail Kartal geldi ve Sloven yıldız düşünmek için süre talep etti. Bu sezon 34 maç, 5 gol, 4 asist. Bana sorsanız, hocam kaç gol, kaç asist deseniz, inanın bu kadar demezdim. Yani az oynadı. Ee, hani az oynadı falan derdim. Çok da üstüne düşmezdim. Az oynadı derdim. Ee, ve çok şey yapmazdım açıkçası ya. Ne bileyim az oynadı derdim ama bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. Ama şunu söyleyeyim. Zaits uzatırsa kendine iyilik etmiş olur. Giderse kendine kötülük etmiş olur arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu arada Sebastian Simanski için ben bir şey söyleyeyim. Simanski'nin İstanbul'da birkaç gündür yer aldığını da söylüyor duyumcular. Onu söyleyeyim yani. Futbolcunun gelmesini bekleyen arkadaşlar var. Çok şey yapmayın. Dijiko e onun kapının gelmesi lazım. Strasburg'a da veda etmiş. Ha hocam bu mu A-plus futbolcu? Bu mu Fenerbahçe'nin alacağı yıldız? Değil. <laughs> yani değil arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle büyük ihtimalle ikinci 2 iki numaralı stoperimiz. Aslında diyeyim. Wilfred Zaha. Zaha için karar vakti. Fenerbahçe transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor Zaha. Ve geleceği netleşiyor artık. İngiliz basından Evening Standard'da yer alan habere göre Zaha bu hafta kararını kendisiyle ilgilenen kulüplere iletecek. Bakın kararını iletecek. Talibi çok Lazio, Al Nasser, Crystal Palace Fenerbahçe tüm isteklerini karşıladı. Yıllık 4,5 milyon euro eline geçecek maaş önerdi. Hocam bu kadar iyi futbolcu mu? Geçen sezon 27 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi. Herkes bana şunu soruyor. Hocam yani niye bu kadar az oynamış? Demek ki bu kadar iyi futbolcu değil. Şöyle böyle falan filan diyorsunuz. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer becerebilirsek ne ala? Şimdi herkesin bana sorduğu soru şu. Hocam zaha kesin diyordun. Ne oldu? Nasıl ettin? Arkadaşlar bakın. Biz bir tarafımızdan uydurup da size bir şey sunmuyoruz. Ve ben ya da diğer bütün Duyumcu arkadaşlardan için söylüyorum. Biz bir tarafımızdan e, uydurup bir şey söylemiyoruz. Biz geleni yanıtlıyoruz. Şimdi bir arkadaş yazmış. E, Slimanski 15 milyon euro Zanyolu 15 milyon euro diye. Bir kere kendinizi kandırmaktan vazgeçin. yolu 30 milyon euroya aldınız. Hani Karaman'ın koyunu sonuna çıkar oyunu misali göreceksiniz. İkincisi Slimanski'yi siz alamadınız. Alamadınız. Ve 9 milyon euro civarında bir bedelle alınacak. 9 milyon euro civarında. Bendeki duyumlara göre diyorum. Daha iyi de da bedava çekersen herhalde birilerinin yangın yeri hep buralar sayende <laughs> alt taraf yangın yeri hep ki şeyi duyacağız gibi geliyor. Bu arada Fenerbahçe Paris Premier Kupu kazanması halinde 5 milyon ruble 1.4 milyon TL kazanacak demiş. 5 milyon şeyden ayrı mı? Daniel Redmond falan hepsi hikaye. Sebastian Slimanski demiş. Ya çok güzel editleri hazırlıyorlar. Hani sayfalardan bazen araklıyorum. Fotoğraflara elimden geldiği kadar. Ee, yani haklarını helal etsinler. Biraz da çalıyoruz ediyoruz ama yani mecburuz. Biz bu kadar yetenekli değiliz. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Daha konusunu kaybetmeden söyleyeyim. Ya sakız gibi bir içe döndü. Biz de genellikle ne olur? Biz de genellikle bak biz genellikle bu kadar uzayan transferler hep boşa çıkar. Yani büyük ihtimalle boşa çıkar. Olmaz. Transfer gerçekleşmez. Biz de hep böyle olmuştur. Yani biz de hep böyle oldu. Atem ben hatırlayın. Ulan lastik gibi sündü 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 olmadı. Öbürü sündü sündü olmadı. Kolarov olmadı. Hatırlayın bunlar ya. Ben hani hafızanızı taze etmek için söylüyorum. Bu da olmayacak hissine kapılıyor insanlar. Açıkçası benim de artık korkum bu şekilde. olan insanlara dedik, böyle dedik, böyle dedik. Vezir olacağız falan filan diyorum ama ben şunu söyleyeyim mi? Livakovic, Livakovic çek kaleye bir, Zaha'yı çek kanada 2. Orsolini'yi çek diğer kanada 3. 10 numara pozisyonuna e, Simanski'yi çek 4. Tamam mı? 4. Merkez orta saha için ortaya bir iddia atıldı. Nikolas Dominguez diye. Yani ben eh, bu iddiayı doğrulatamadım. Onu söyleyeyim. Neyse bunu da al. Edin Cekon da var senin. Dehşetül vahşet kadro. Simanski onda, Dominguez 8'de. Zaha solda. Sağda Orsoli, Orsolini. Ee, Ceko var zaten. Dici kuşum dedik stopere ama başka isim de bekliyorum. Şahane bir olay olur. Şahane bir olay olur. Livakovic'i de kaleye becerirsen. Avrupa'da tamam. Müthiş bir kadro ama durumlar böyle. Şimdi Fenerbahçe, Bologna'nın Narjantin orta savunucu Dominguez ile ilgileniyor. 15 milyon euro istiyorlar. Biz bu parayı veremeyiz. Ve oyuncuyla da benim duyumlarıma göre Olimpik Lyon da ilgileniyor. Olimpik Lyon olabilir. Zaha konusunda. Zaha Facebook'ta kapak fotoğrafını güncellemiş. Lan Facebook mu kaldı? Fotoğrafta Crystal Palace formada çocukları yer alıyor ve gelecek sezonda görüşürüz yazısı var. Arka fonda. Şimdi Crystal Palace tarafına bizim Turan bir soru sormuş. Hani Zaha hakkında bir soru sorayım demiş. Onlar da şunu söylemiş. Demiş ki Crystal Palace'larına Zaha kalıyor mu demiş. Onlar demiş ki söyleyecek hiçbir şey yok. Sadece ona kırgınım demiş. Lan Zaha'nın paylaşımlarına bakıyorsun. Sözleşmesini uzatacak dürük. Ama kulübün açıklamalarına bakıyorsun. Kırgınız gidiyor diyor. Ben şunu söyleyeyim. Karakter, haysiyet, onur, şeref meselesi. Eğer daha karakterli, onurlu bir insansa Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bakın ee, hayırlı olsun. Eğer ee, onurlu, gerçekten onurlu ve özünün eri bir insansa hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'mize. Ama yok sakız gibi oynayacak. Oradan sözleşme arttırmaya falan çalışıyorsa geçiniz arkadaşlar. Geçiniz bunları. Tamam. Ha. Ben hala ısrarla söylüyorum. Zaha'nın olma ihtimali ben %99 görüyorum. Niye görüyorum? Ya buraya kadar getirdikten sonra buradan döneceğini sanmıyorum. Sanamıyorum. Zannedemiyorum. Olmaz diyorum. Yapamaz diyorum ya. Hani bu kadar getirdikten sonra dönmez diyorum. Ama insanoğlu bu. Peşin konuşmamak lazım. Orsolini Fenerbahçe'ye gelmeyi reddeden bir futbolcuydu ama şimdi işler değişti. Ya Arda Güler'i gördükten sonra düşünsene Real Madrid'de futbolcu satmış bu takım. Napoli'ye geçen sezon satmış. Bu takım fabrika. Ve kurulacak kadroda herkes yer almak istiyor. Bir kardeşim bir kadro kurmuş. Onu da yorumlayayım. Şöyle bir kadro kurmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar kadroya dikkatlice bakın. 3 tane Türk kuralı uyuyor mu uyuyor. Merih Demiral 15'ten aşağı alamayız. Hadi futbolcu desek ben Fenerbahçeliyim başka yerde oynamayacağım. Anam avradım olsun burada oynayacağım. Hadi 15'i 10 alsan. Livakovic için 10'da 10 da 10. 10 da 10 diyorlar. Yahu hadi Altay'ı 10'a sattın. Livakovic'i de 10'a aldın. 0'a 0 diyelim. Atilla Selayi'yi de 15'e sattın. Merih Demiral 15'i aldın. Hadi 0'a 0 diyelim. Zaha bedava. Simanski 9 dedim. Zaten 31 milyon euro kasada para var. Ee, gerçi yarısını kullanabiliyoruz ama belli bir borcu kapattıktan sonra artık fazlasını da kullanabiliyoruz. Orsolini bu arkadaş için de 12 milyon istiyorlar. Yani 12 Orsolini. Simanski 9 21, 15 Merit Demiral 36, 10 Livakovic 46. Şu an 31'im var. 14'e Salahi göndersen 45. Hemen hemen 46 diyelim. Serdar Dursun'u da 1'e gönder 46 yaptı. 0'a 0. Altay'ı bir ona paketlesen. Rossi'yi bir 7-8'e okutsan. Hadi dünyada o kadar iyi kalpli takımlar varsa. Öyle bir şey olabilir. Hani Fenerbahçe rüya takımına hazır olun desem yeridir. Ve bana hep şu eleştiri geliyor. Hep şu eleştiri geliyor. Hocam rüya takım diyorsun Ali Koç'a güvenmiyor. Arkadaşlar bakın Sercan Hamzoğlu da diyor. Fenerbahçe yönetimi Zaha konusunda çok istekli. Çok uğraşıyor. Bütçenin büyük kısmını ona ayırdı. Kulübün yoğun ilgisi var. Ama oyuncu bir türlü kararını açıklamıyor diye. Yani Mesela, e, önüme bir video düştü. Crystal Palace Trabzonspor hazırlık maçında Zaha'nın böyle iki tane Trabzonsporlu oyuncuyu ekarte ettiği anlar giriyor. İşte dar alan becerisi bu. Yani dar alan becerisi bu. Ben şunu söyleyeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Fenerbahçe transfer gündemine dair aktaracaklarım bu kadar. Bu arada şunu söyleyeyim. 31.100'sünüz ya hani. Burayı bir hafta içinde 32.000 yapın benden bir kişiye bu forma hediye. Hadi 32.000 yapalım bir hafta içinde. Hani 17 Temmuz'da 32.000 olmuş olsun. Bir kişiye forma hediye. Bu videonun altına e, Hüma Hastanesi yazın mesela. Kayseri Özel Hüma Hastanesi yazın. Aynı zamanda bu videoyu Kayseri Özel Hüma Hastanesi yetkilileri de izleyecek. Bir bakmışsınız ben 32 bine gerek kalmadan onlar size bir tane forma hediye etmiş olur. Hiç belli olmaz bu işler. Yaparlar. Ben çok iyi biliyorum bu arada Şanlı Türk Bayrağı'nda uzun zamandır göğsümüzde taşımıyorduk. Son derece onur duydum. Yani keşke şu Puma'nın amblemiyle bayrağımız yer değiştirse Puma ortada olsaydı. Bayrağımız burada olsaydı ama Puma'nın da şeyi bu şekilde. Sevgili arkadaşlar Yorumlara Kayseri Özel Hüma Hastanesi yazabilirsiniz. Çünkü kadın hastanesi Kayseri'nin e, tek kadın hastanesi. Kadınları düşünen, kadınların aktif rol oynadığı ve asıl olarak doğum hastanesi olan ama kulak burun boğaz, ne bileyim e, buz lazer falan da varmış herhalde. Ondan sonra diyetisyen var. Başka? Başka bir şeyler daha vardı ama bakalım arkadaşlar daha anlatırım. Siz yoruma mutlaka Kayseri Özel Hüme Hastanesi yazmayı unutmayın. Belli mi olur? Belki bu videoya yorum yapan kişilerden birine forma hediye edilir. Belli mi olur? Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.